Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün sizlere portakal yağı gibi aromalı yağları evlerimizde nasıl hazırlayabileceğimizi göstereceğim. Ben portakal kullandım. Siz limon veya mandalina kullanarak da bu tür aromalı yağları evlerinizde yapabileceksiniz. Yağımızın hazırlanması oldukça kolay. Sadece biraz sabır gerektiriyor. Yağ hazırladıktan sonra da nerede ne şekilde kullanılması gerektiğini de söyleyeceğim. Buyurun yapımına başlayalım. İlk olarak portakalın dış kısmını herhangi bir zirai ilaç kalıntısı olabileceğinden dolayı güzelce yıkayıp kağıt havlu ile kuruluyoruz. Ardından rendemizin en küçük kısmı ile rendeliyoruz. Bu rendeleme işlemini yaparken de sadece kabuk kısmını rendeleyin. İç kısmındaki o beyaz kısmı rendelemeyin. Bu şekilde tüm portakallarımızı rendeliyoruz. Portakalın kabuklarını rendeledim. 5 adet rendelenmiş portakal kabuğuna 1 çay bardağı yağ kullanacağız. Burada kullanacağımız yağ elde ettiğimiz aromalı yağ ile ne yapacağımıza göre değişiklik gösterebilir. Eğer siz bu elde ettiğiniz aromalı yağ salatalarda veya et marinasyonunda kullanacaksanız zeytinyağı ile yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü zeytinyağının asit oranı daha fazla olduğu için etlerin daha iyi yumuşamasını sağlayacaktır. Fakat portakallı kek veya portakallı kurabiye gibi reçeteleri yaparken ayçiçek yağı kullanmak daha iyi olacaktır. Çünkü kokusu, tadı nispeten zeytinyağına göre daha azdır. Böylece portakal tadını daha ön plana çıkarır. Veya bu elde ettiğimiz aromalı yağ ile mayonez de yapabilirsiniz. Bu portakal rendelerini uygun bir kaba alıyoruz. Ardından 1 çay bardağı ayçiçek yağını üzerine ekliyorum. Son olarak kapağını kapatıyoruz. Bir hafta boyunca buzdolabında bekletiyoruz. Bu bekletme işlemini ne kadar fazla yaparsanız portakalın aroması yağ o kadar iyi bir şekilde geçmiş olur. Bir hafta beklettikten sonra da son halini sizlere göstereceğim. Bir hafta boyunca buzdolabında bekleyen yağı tülbent ile süzüyoruz. Uygun bir kaba alıyorum. Ve portakal yağı hazır. Kokusu, görüntüsü, rengi muhteşem. Siz de bu aromalı yağları evlerinizde yapabilir. Yaptığınız tatlılara, yemeklere farklı bir lezzet katabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.